Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Recep İvedik'e soru soru oyunu oynayacağım. Böyle videoların çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bakalım. Bana tavoy sorma ama aklına ne takılıyorsa hiç çekinmeden, hiç efendime utanmadan, sıkılmadan derdin neyse bana sor. Ben de sana olur veya olmaz. Gördüğünüz gibi gider böyle veya oluyor. Gitmez. Tutar veya tutmaz. Bir cevap veririm. Tamam mı arkadaşım? Şimdi sorunu bekliyorum. Buyur yaz bakalım. Arkadaşlar bu oyunun linkini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Şimdi bir soru soralım. Mesela hadi oğlum. Ne sorsak? Soralım. Kanalım hakkında soracağım arkadaşlar. Bir milyon abone olur mu? Arkadaşlar bunu soracağım. Bakalım ne diyecek. Çok böyle karışık bir soru sordun yani. Benim aklım sizin vermedi. Anlamadım yani. Arkadaşlar anlamadı sorumuzu. Biraz da oyunun sesini artırayım. Ve şimdi arkadaşlar Recep İvedik 5'in çıkacağını söyleyeceğim ona. İvedik şey yanlış anladı. Böyle yazsam arkadaşlar. Sen beni neden bekletiyorsun lan? Beni neden bekletiyorsun? Hızlı davran. Atık ol, çabuk ol. Sorarım bana arkadaşlar. Bakalım kabadayım mı? Benim çözeceğim bir konu değil arkadaşım. Lütfen başka kapıya. Şimdi arkadaşlar. Şimdi soralım arkadaşlar bakalım ne diyecek. YouTube'da izlediği bir kanal var mı? Bence hiç tereddüt etme. Arkadaşlar yanlış cevap veriyor. Hadi oğlum. Şimdi ne sorsam? Böyle yazayım. Biraz YouTube'da büyük kanallardan izlediğiler var mı soruyorum. Sen beni neden bekletiyorsun lan? Beni neden bekletiyorsun? Hızlı davran. Atık ol, çabuk ol. Bunu soruyorum arkadaşlar. Burak oyunları izliyor mu? Yani dimağım kilitlendi kaldı bu soru karşısında. Ne diyeceğimi bilemedim. Arkadaşlar yani ne diyeceğini bilmedim. Şimdi Enes Batur'u soralım. Hadi oğlum. Şimdi bunu soralım. Nedeni Enes Batur'u izliyor mu? Arkadaşlar yanlış cevap veriyor. Şimdi ne yazsam? Hadi oğlum. B
Bildiğiniz gibi arkadaşlar, Recep İvedik'i seyredenler bilir. Recep İvedik iş arıyordu. Beni neden bekletiyorsun? Şimdi soruyorum, bir iş bulabilmiş mi? Bakalım. Gülünç olma ya. Gülünç olma ya. Beni güldürdün, Allah da seni güldürsün. Arkadaş, yani diyor ki, ben yani iş hiçbir zaman bulamam ben. Sen bana yaz, önce bulur, iş buldum. Hadi oğlum. Şimdi ne arayalım? Yazsak arkadaşlar. Sıkıldım. Yazalım. Filminde arkadaşa hiç de utangaç değil ama burada bir soruyorum. Soruyorum bakalım ne diyecek. Ya arkadaşım, niye bana aynı soruları sorup duruyorsunuz ya? Üçünüze beşinize verdim cevabını, gidin birbirine dışarıda sorun. Recep abiye sorduk, ne dedi? Sen de bunu dedi. Aynı şeyi üşenmediniz gelip yaza yaza ya. Kaç kere söyleyeceğiz? Ben de insanım. İnternette diye sor babam, sor. Yok be. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi nasıl olsam, hadi oğlum, böyle soracağım arkadaşlar. Bakalım 10 kişilik kavga eder mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şimdi ne sorsam, ne sorsam acaba? Hadi oğlum. Aksi böyle soracağım. Sıkıldım. Şimdiye kadar sevdiğim bir kız oldu mu? Yazdım arkadaşlar. Arkadaşım, mantığın değil kalbinin sesini dinleyeceksin. Ben gönül adamıyım. Hayatta her zaman kalbimin sesini dinledim. O yüzden şimdi 5 kuruşum yok. Arkadaşlar, ne kadar da komik. Şimdi ne yazsam? Böyle yazsam. YouTube nedir yazdım arkadaşlar. Yok. Bunun cevabını Einstein bile bilemez. Arkadaşlar, bunun cevabını Einstein bile bilemez dedi. Yine soralım diyorum, bu da bu çözüne gidecek. Çok böyle karışık bir soru sordun yani. Benim aklım sizin vermedi. Anlamadım yani. İkisinde de aynı cevap verdi. Yani aynı cevap gibi. Şimdi... Hadi oğlum. Hayvan sever misin yazsam? Yazdım. Bakalım hayvan seviyor mu? Yani dimağım kilitlendi kaldı bu soru karşısında. Ne diyeceğimi bilemedim. Çok arkadaşlar, doğru soruyor. Çok yani nasıl denir? Bir bunu enişteyim bile bilemez yani, o kadar iyiyim. 100 yıl çünkü insan aklına gelemez bu soru. Çok nasıl desem, hiç kolay değil. Kıvır be, aklına ilk geleni yaz.
sen mi? Hadi oğlum. Arkadaşa yazdım, sen mi yenersin Bruce Lee mi? Bakalım ne diyecek. Arkadaşım, mantığının değil kalbinin sesini dinleyeceksin. En gönül adamıyım. Hayatta her zaman kalbimin sesini dinledim. O yüzden şimdi 5 kuruşum yok. Arkadaşa yine soruyorum. Ben saçma bir cevap verdim. Doğru diyor arkadaşlar. Yani diyor ki Bruce Lee ile kavga et. Şimdi ne yazsak? Hadi oğlum. Sen beni neden bekletiyorsun lan? Beni neden bekletiyorsun? Hızlı davran. Hadi ol, çabuk ol. Amerika'ya mı yoksa Rusya'ya mı seversin yazmak için? Bakalım ne diyecek. Olmaz. Bu kesinlikle olmaz. Kesinlikle bu dediğin kabul olmaz. Asla kabul edemem. Olmaz. Doğru söylüyor. Yani hiçbirini sevmiyormuş. Videomuzdan da bu kadar arkadaşlar. Bu oyunun linkini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ki böyle videolar çok gelsin arkadaşlar. Buradan arkadaşlar örnek sorulara tıkladım. Burada örnek sorulara çıktı. Bakalım neymiş, sonra video bitireceğim. Recep cevaplar. Evet, hayır olan bu tarz soruları cevaplar. Piyango bana çıkar mı? 6. hissini konuştur. Cevap verir. Bu yıl evlenecek miyim? Memnuniyet hayatlar. Başkaları beni güzel biliyor mu? Doğru bildiğini söyler. Ama böyle soruları cevaplamamış. Bu akşamki maçı ne olur? Tatile nereye gitsem? Gücün neden mi? Arkadaşlar, ben de yazacağım. Piyango bana çıkar mı yazacağım. Sonra videomu bitireceğim. Yazık arkadaşlar, bakalım bana sıkacak mı? Sıksa bilet al. Önce git anana sor. Bir ona danış. Ana yüreği bu. Belki doğru bir şey söyle. Belki bir anda aklında fişek yaptırır. En güzeli aileyle konuşmak bu konuları. Doğru söylüyor. Arkadaşlar bu kadar. Videoyu burada bitiriyorum. Hadi oğlum. Hoşçakalın.